Hoş geldiniz sevgili mankiçolarım. Umuyorum keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Bugün başlıktan da anladığınız üzere kendimize İspanyolca bir mektup yazacağız gelecek yıl için. Hazır bugün ayın 28'i, 28 Aralık'tayız. Ben bu videoyu atana kadar yeni yıla hafiften bir girmiş oluruz diye düşünüyorum. Yeni yıl başlarken bu yıl boyunca İspanyolca çalışmanızı planladığınızı varsayıyorum ve bu yılın sonunda tekrar bu mektubu açtığımız zaman acaba ben bir yıl önce ne gibi bir seviyeye sahipmişim, neler yazabilmişim, neler yazmak istemişim, işte hatalarım neler olmuş bunları görebilmenizi sağlayacak bir mektup aslında. Biraz rahatsız olduğum için boğazımdan sesim çatallaşarak çıkıyor olabilir. O yüzden kusuruma bakmayın. Yıl bitmeden videoyu yetiştirmek istedim. O yüzden bugün çekiyorum. Ben bu mektupları aslında son yıllarda kendime yazıyorum. İşte neleri gerçekleştirebilmişim, neler dilemişim, o gün o anda bulunduğum ortam nasıl bir ortammış, ne gibi düşüncelere sahipmişim. Bunları gördüğüm zaman da gelecek yılda aynı şekilde o mektubu okuduğum zaman beni mutlu ediyor açıkçası. Beni heyecanlandıran bir durum oluyor. Bunun aynısını İspanyolca yapalım istedim. Hem size bir örnek vereyim. İşte ben de kendim mektubumu yazacağım. Ufak bir mektup yapacağız. Hem siz de işte neler yazabileceğinizi görürsünüz diye düşündüğüm bir mektup. Yeni başlayanlarınız, İspanyolca seviyesi çok iyi olmayanlarınız telaş yapmasınlar. Öncelikle Türkçe bir metin hazırlayabilirsiniz. İşte kağıdın arka tarafına bunun İspanyolcasını yazarsınız. Çevirebildiğiniz kadarına bakarsınız. Böylelikle bir yıl sonra aslında neler yazmak istediğinizi ve ne kadarını yazabildiğini görürsünüz. Ve umuyorum ki hepiniz geçecek olduğumuz bir yılın sonunda tekrar dönüp daha iyi bir mektup hazırlayabiliyor hale gelmiş olursunuz. Seviyesi iyi olanlarınız direkt İspanyolca da yazabilirler. Ben mesela İspanyolca ilk başladığım zamanlar günlük tutuyordum ama hani daha çok böyle haftalık diyelim hatta. Sürekli yazmıyordum. Aklıma ne zaman eserse o zamanlar yazıyordum. Ve geriye dönüp baktığımda o kağıtlara bir ton yanlış buluyorum. Ve bu beni mutlu ediyor. Bu benim İspanyolcalığın ne kadar gelişmiş olduğumu gösterir. Aynı heyecanı sizin de yaşamış olmanızı istedim. Çünkü bir yıl baktığınız zaman aslında çok uzun bir süreç. Yani her gün detaylı olarak neler yaptığımızı hatırlayamayabiliyoruz. O yüzden de biz elimizden geldiği kadar bu mektupta detay vermeye çalışacağız. Özellikle de bulunduğumuz ortamı güzel bir şekilde tanımlayalım istiyorum. İşte ruh halimizi tanımlayalım. Ve daha sonrasında da yeni yılda isteklerimiz, arzularımız neler bunlara değinelim istiyorum. Ben şöyle bir örnek yapacağım. Şimdi bunları herhangi bir deftere yazabilirsiniz, herhangi bir A4 kağıdına yazabilirsiniz. Nerede daha rahat saklayacağınızı düşünüyorsanız oraya yazın. Ben normalde bir A4 kağıdına yazıyorum. Onu da bir zarfın içerisine koyuyorum ve geçen yıllarda yazdığım mektupları da aynı zarfın içerisinde birleştiriyorum. Böylelikle bir sene sonra hem diğer senelere ait mektupları görebiliyorum hem de hepsini bir arada toplayabilmiş oluyorum. Benim için de bir kolaylık oluyor. Ama ben bugün bilgisayar ekranına yazacağım ki çünkü ekrana yansıtacağım neler yazdığımı aynı zamanda sizin için de mini bir çalışma olsun istiyorum. O sebeple bilgisayar ekranından gidiyoruz. Şöyle bir Word dosyası açalım. Bu arada herhangi bir bilgisayar ortamında da çalışabilirsiniz. Eğer öyle daha rahat saklarım diyorsanız işte kendinize mail gönderebilirsiniz atıyorum mailleriniz arasında, Google Drive'da vesaire. Nerede daha rahat saklayabilecekseniz yani. Bu mektubu nasıl kaybetmeyecekseniz çünkü bir yıl sonunda bunu okumamız asıl esas olan o. Oralarda saklayabilirsiniz. Birinci olarak bulunduğumuz yeri tanımlıyoruz. Hangi şehirdeyiz? Mesela dedim ki Estoy en eski şey, bir saniye şöyle bir ekran kaydedelim ki size de ekran kayıtlı olarak gelsin. Örneğin ben dedim ki Estoy en eski şehir dedim. Sonra biraz daha detay verdim. İşte dedim ki klavyeyi de İspanyolca yapayım. En casa. Evinizden yazıyor olabilirsiniz, yatağınızda yazıyabilirsiniz, mutfakta olabilirsiniz, odanızda olabilirsiniz. İşte iş yerinde bir molaya çıkmışsınızdır, parkta olabilirsiniz, kafeteryada olabilirsiniz. İşte neredeyseniz artık ne bileyim yolculukta bile olabilirsiniz. Bunu yazdığınız yeri de detaylı olarak belirtin. Estoy en eski şehir, en casa dedim. Bu yazdığınız günün tarihini atın. Bu arada ben yeni yıl için söyledim ama bu videoyu herhangi bir tarihte izliyor olabilirsiniz. Atıyorum 2 Şubat'ta izliyor olabilirsiniz. 15 Nisan'da izliyor olabilirsiniz. Fark etmez. Bu videonun amacı sizin bir yıl sonraki gelişiminizi görmek ya da bir yıl sonrasında böyle mini bir detay, mini bir anı bırakmak istediğiniz olduğundan dolayı dediğiniz zaman bu mektubu yazabilirsiniz. Sadece tarihinizi atmayı unutmayın. Dedim ki Hoy es 28 de diciembre. Saati veriyorum. 2 gibi. O yüzden 2 diyelim. Son las dos de la tarde dedim. Sonra bu bulunduğum ortamı biraz daha tanımlayacağım için mesela atıyorum işte bir parktasınız.
ne bileyim insanlar var yazabilirsiniz. Bir kafeteryadasınızdır. İşte sarı ışıklar var, duvarların rengi siyah vesaire. Bunun gibi biraz daha ortam tanımlayabilirsiniz. Ben özellikle bu soğuğa değinmek istiyorum. Beni çok rahatsız etti çünkü buradaki soğuk. O yüzden hava durumu Eskişehir diyorum. 8 derece bugün de aksine. Geçenlerde eksi 2 dereceydi yani. Neyse diyelim ki hace 8 grados diyelim. Bugünü gerçekten eksi 2 derece olarak hatırlamak isterim ama neyse artık. Sonra mesela işte bir şeyler içiyorsanız ondan bahsedebilirsiniz. Mesela benim çayım var. Dedim ki estoy tomándome un té dedim. Şimdi burada takılan arkadaşlar olabilir. Tomar eylemi almak, içmek manasında kullanılıyor. Beber'den daha fazla kullanılan bir eylem. Estoy tomando şu anda içtiğim için. Şu an aktif olarak içmiyorum ama bu süreçte video boyunca sonuçta ben bu çayı içiyorum. O yüzden estoy tomando diye kullandım. Daha sonrasında me diye kullandım. Çünkü belirli bir miktar belirttim. Un té dedim. Yani bir çay içiyorum kendime dedim. O sebeple estoy tomando me un té dedik. Ne yapıyorum başka? Y mientras tanto da böyle aynı anda demek, aynı zamanda demek. Mientras iken, tanto da o kadar demek aslında. O kadar iken gibi olsa da aynı andayı belirtti. Dedim ki estoy grabando un video para YouTube. Grabar, video çekmek demek. Şu anda aktif olarak bu grabarı yaptığım için, grabar kaydetmek demek pardon. Şu anda aktif olarak bu eylemi yaptığım için de yine estoy grabando şeklinde kullandım. Para YouTube'da, YouTube için demek. YouTube için bir video çekiyorum dedim. Sonra mesela nelerden bahsedebiliriz? Duygusal hallerimizden, duygusal halimizden bahsedebiliriz. Ben şu anda heyecanlıyım çünkü ben normalde bu mektubu yapıyorum ve bu sefer sizinle yapıyor olacağım. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Ben dedim ki estoy emocionada. Emocionada. Dedim y me siento feliz. Dedim. Heyecanlıyım ve kendimi mutlu hissediyorum dedim. Ve diyeyim ki me duele diyeyim mesela. Me duele. Doler ağrımak demek. Me bana demek. Duele de ağrı yapıyor demek aslında. Yani bana ağrıyor, bana ağrı yapıyor. La garganta. Garganta da boğaz demek. Yani boğaz bana ağrı yapıyor. Yani boğazım ağrıyor. Me duele la garganta. Dedim. Şimdi ortamı bence yeterince tanıttık. Şu anda ben müzik dinlemiyorum. Normalde mesela birçok mektubumda müzik dinliyor oluyorum. Ve arka fonda çalan o müziği veriyorum hemen. İşte sanatçısı kim, hangi şarkıyı dinliyorum vesaire. Sonra tekrar bu mektubu okurken de o şarkıyı açıyorum. Ve o şarkı eşliğinde mektubumu okumuş oluyorum. O yüzden eğer şu anda dinlediğiniz bir şarkı varsa, arka fonda herhangi bir müzik varsa onu da ekleyebilirsiniz. Yine detay vermek açısından güzel bir ayrıntı olmuş olur bizim için. Aynı zamanda mesela mektubumuzda bana da yer verebilirsiniz. Monkito'nun videosunu izledim. O yüzden bu mektubu yazmaya karar verdim şeklinde. Bana da yer verebilirsiniz. Şimdi ilk bölümümü geçiyorum. Buralar ortamı tanımladığımız bölümlerdi. İkinci bölümümüzde de biz 2022'de neler bekliyoruz? Yani hani 2022'de ne olacak? Ben neler yapmak istiyorum 2022'de? Bunları yazacağız. Mesela dedim ki ben artık avukat olacağım 2022'de. O yüzden en 2022, şunu size yazıyla da yazayım. 2022 ya hali hazırda demek, artık çoktan demek. Ya seré, seré'yi de olurum diye kullandım. Aslında ben avukat olacağım, bu net aslında. Ama geleceğe yönelik olduğu için hani olurum şeklinde kullanmak daha doğru olur. Bazen Instagram gönderilerimde değiniyorum. Aslında gelecek zaman olmayan gelecek zaman diye. İşte o bu. Dedim ki en 2022 ya seré abogada. Abogada. 2022'de artık avukat olurum. Çoktan hali hazırda avukat olurum. Benim buraya gelme amacım aslında ruhsatımı almak. Daha sonrasında tekrar Madrid'e dönmekti. Hala bu isteğim devam ediyor. O yüzden ona dair yazalım. Y después ve sonra şeklinde gitti.
Quiero, istiyorum. Bu arada şu kitabıma alanlarınız, umuyorum ki Quiero'ya dair artık daha detaylı, daha güzel cümleler kurabiliyorsunuzdur. Aynı zamanda YouTube'da yine bir fiil ile bile konuşabilirsiniz, konuşabilirsiniz şeklinde bir seri var. Oradaki Kerer videosunda izlerseniz bu cümleleri böyle şakır şakır kurarsınız diye umut ediyorum. O yüzden dedim ki Quiero, volver, volver dönmek demek, a Madrid dedim. Madrid'e dönmek istiyorum ama ne kadar süreliğine bilmiyorum. O yüzden dedim ki no sé, bilmiyorum, saber eyleminden geliyor. Por lıklık demek, yani süreliğine diyeceğiz şimdi. Por cuánto, ne kadar, cuánto tiempo. Sonra mesela hayallerimizden bahsedebiliriz birazcık. Mesela ben Tokyo'yu ziyaret etmek istiyorum. O yüzden dedim ki bu sefer de Quiero'lu kullanmayalım. Me gustaría diye kullanalım. Bu da yine sadece dinleyerek İspanyolca serisinde yer verdiğim, değindiğim bir kullanım. İsterdim, hani böyle bir şey hoşuma giderdi, olsa güzel olur şeklinde kullanılıyor. Me gustaría visitar, visitar ziyaret etmek demek. Neyi ziyaret etmek hoşuma giderdi? Tokyo. Tokyo şeklinde yazdık. Sonra dedim ki yine aynı zaman çekiminden devam edelim. Podría'lı kullanalım. Keder mi? Ayı. Orada kalabilirdim. Hani olsa güzel olur ya, çok daha emin değiliz. Tres, cuatro, días diyelim. 3-4 gün. Gerçi yol çok uzun. Git gel zaten 2 gün ama olsun. Bu devirde Tokyo'ya gitmek pahalı. O yüzden dedim ki podría quedarme allí tres, cuatro días. 3-4 gün görmüşüm Tokyo'yu, daha ne isteyeyim yani. Mesela bu son dönemde Instagram'da çok hızlı büyüdük. Böyle bir ay içerisinde 1000 kişi falan daha geldi. O yüzden diyelim ki mesela espero llegar a tener. Böylelikle size yeni bir kullanım göstermiş olayım. 20.000 seguidores en Instagram. Aslında benim takipçi demek hiç hoşuma gitmiyor. Yani izleyici demek de hoşuma gitmiyor. Öğrenci desem bu sefer de özel ders öğrencilerimle karışabilir. Arkadaş desem belki daha güzel olabilir ama neyse, bu sefer seguidores diye kullanalım. Seguir takip etmek, seguidor takipçi demek. 20.000 takipçi istediğimden çoğul bir kullanım olduğu için seguidores dedik. Şimdi espero bekliyorum demek. Tamam mı? Bekliyorum, yani bunu umuyorum olarak da kullanabilirsiniz. Bir duygusal, ruhsal bir şey olarak da kullanabilirsiniz. Llegar varmak demek. Şimdi espero llegar a tener, bu hani o seviyeye varmak istiyorum. Espero tener de diyebilirim. Çok büyük bir sıkıntı yok ama biraz daha böyle şov olsun istedim. Espero llegar a tener. Bu arada bu llegar diye de okunabilir, llegar diye de okunabilir. Telaffuz videomuzu izlemediyseniz şuralara bir yerlere bıraktım, ona da bakarsınız. Llegar a tener, işte sahip olmaya ulaşmak istiyorum. Ne kadar insana? 20.000 seguidores. Nerede? Instagram'da. İçimden 25.000 de YouTube için geçti. Hadi bir 25.000 de YouTube diyelim. İyiyim. Sonra gelecek yıl hüsranla bu videoyu izleyelim. Y 25.000 en YouTube dedim. Sayılar çok basit İspanyolca'da bu arada. Sadece böyle 11, 12, 13, 14, 15. O kısım birazcık sıkıntılı. Bir de 5'in şeyleri işte, ne bileyim 50, 500, 150 falan. Onlar birazcık sıkıntılı oluyor. Geri kalan sayılar gayet basit İspanyolca'da. O yüzden sayıları da aradan çıkarım. Sonra dedim ki mesela işte yakınlarda bu yıl bu kitabımız çıktı. Şöyle şey yapayım, kitabımı göstereyim. Şöyle bir kitabımız çıktı. Bu giriş seviyesi, konuşmaya giriş seviyesi. Mesela diyelim ki, içimden geçtiği için söylüyorum. Quizás diyelim, belki. Onu da görelim. Quizás. Şimdi quizás belki olduğu için, tam bir netlik vermediği için quizás'tan sonra subjuntivo kullanılır. O yüzden bunu subjuntivo'da çektim. Seviyesi o kadar yüksek olmayanlar telaş etmesin. Escribe deyip böyle geniş zamanda da yazabilirsiniz. Şimdilik, bunun bilincinde olarak ama. Quizás, escriba dedim. Belki yazarım. Un libro, bir kitap yazarım. De un nivel, nivel seviye demek. Más, más da tilde var. Más avanzado. Şimdi avanzar ileri gitmek demek. İyileşmek, ileri gitmek demek. Avanzado da ileri demek. Un nivel más avanzado, daha yüksek bir seviye olmuş oluyor. Hani belki de daha yüksek seviye bir kitap yazarım
dedik. Benim yeni yıldan beklentilerim, isteklerim bu kadar açıkçası. Yani tabii ki bu mektup sizin kendi özel mektubunuz. Ne yazmak isterseniz onu yazabilirsiniz. Bu arada lütfen mektubu yazanlar aşağı yorum kısmına işte ben mektubu yazdım. 2022'nin şu tarihinde bu mektubu okuyacağım ya da ne bileyim hani mektubu yazdım ya da mektubu yazdığınız tarih olarak tarihi belirtebilirsiniz. Çünkü yaptığınız işte gönderdiğiniz beğeniler, yaptığınız yorumlar bu sayfanın büyümesi açısından büyük önem arz ediyor. O yüzden içeriklerimi destekliyorsanız eğer böyle minik tatlışlıklar yapabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu yıl yine ben YouTube'da aktif olmak istiyorum ama yani Instagram'da her türlü aktifiz. Her gün bir şeyler paylaşıyorum. Hikayelerde testler yapıyorum. Yeni gönderilerimiz oluyor. İşte müziklere dair bir şeyler yapıyoruz. Oralardan bana ulaşabilirsiniz de. Oralardan takip edip kendinizi İspanyolca alanında geliştirebilirsiniz de. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Umuyorum ki çok keyifli bir yıl geçirirsiniz. 2022'nin size bolca İspanyolca getirmesi dileğiyle. Hoşçakalın. Adios.